Arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum ve sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bugün Lefebvre Diyalektik Materyalizm okumalarının 11. haftasındayız ve bugün kitabı tamamlamayı da ümit ediyorum. Öncelikle geçtiğimiz hafta özellikle işlediğimiz konular üzerine Muaz Doğan'dan gelen bir soru var. Daha önce de kendisi gayet derinlikli bir soru sormuştu. Aradan geçen zamanda çok teşvik de etmişti bu seminer dizisini yaptığı yorumlarla. Kendisine teşekkür ediyorum. Uzunca bir soru, ben de özetlemeye çalışacağım. Aslında bir materyalizm tanımından çıkıyor Muaz Doğan. Ondan başlayalım. Materyalizmin dinamik, işleyen, çalışan, üreten toplum yaşam kavrayışı vardır diye aslında bir ön kabulü var. Gerçekten de öyle. Ve daha önce seminerde bahsettiğimiz bazı konulardan, işte Lukács veya Lefebvre'in aldığı konuların acaba bu tür bir materyalizmle ters düşüp düşmediğini sormuş. Biri mesela Lefebvre'in diyalektiğin doğada da olduğunu ileri sürmesi antimateryalist bir durum değil midir demiş. Normalde hangi anlamda antimateryalisttir diye sorardım ama sonlarda zaten bu biraz önce bahsettiğim türden işte bir dinamik, işleyen, çalışan, üreten toplum ve yaşam kavrayışı olan materyalizm diye tanımladığı için Muaz Doğan daha anlam kazanıyor. Yani tekrar formüle edersem soruyu, acaba diyalektiğin doğada da var olduğunu öne sürmek toplumu dinamik olmayan, sabit çalışmayan, belki doğanın bir uzantısı olan bir şeye indirgemek midir? Yapıya indirgemek midir diye bu soruyu anlıyorum, eğer doğru anladıysam. Biraz yanıt vermeye çalıştım aslında önceki haftalarda, tekrarlamakta demek ki fayda var. Toplumda da doğada da bir diyalektiğin olduğunu ileri sürmek, aslında bu Engels'te de aynı şekilde, Olgun Lukács'ta da aynı şekilde, genç Lukács değil de Olgun Lukács'tan, yani ontolojiyi yazan Lukács'tan bahsediyorum. Lefebvre'de de toplumdaki fenomenleri, toplumdaki olguları, biz insanların kararlarını doğal belirlenimlere indirgemek değildir. Bunu bu üç yazar da, yani Engels'te, yaşlı Lukács'ta, Lefebvre'de özellikle belirtiyorlar. Çünkü bizler doğal varlıklarız. Doğada bir diyalektik var. Ama bir yandan bizler sadece doğal varlıklar değiliz. Yani sadece doğadaki diyalektiğe tabi değiliz. Ve doğadan bir ayrıştık. Göreli özellik sözünü pek sevmem ama göreli özelliğe sahip olduk diyelim. Yani kendi toplumsal alanımızı yarattık, ortaya koyduk. Tam da bu nedenle doğada da bir diyalektik olması, toplumda da bir diyalektik olması, toplumun doğadaki diyalektiğin uzantısı olan yasalara tabi olduğu anlamına gelmez. Ha, bir şekilde bu ikisinin arasında bağlantı olacaktır ama bu bir belirleyen belirlenen ilişkisi olmayacaktır. Yani bizim hareketlerimizi, bizim kararlarımızı, bizim toplum içindeki tırnak içinde yasalarımızı belirleyen bir doğallıktan bahsetmiyor bu üç yazarda. Birbiriyle bağlantılı ama farklılıkları olan, özellikleri olan iki şeyden bahsediyor. İki tür diyalektik süreçten. O yüzden toplumun dinamikliğine, toplumun diyalektiğinin özerkliğine bir halel getirmiyor bu doğayla olan bağlantılılık. Özellikle Engels'in buna bir ek yanıtı da olacaktır. Çünkü doğanın diyalektiğinin işte şimdiki yaygın okunan baskılarında giriş olarak yer alan yazıya baktığımızda mesela özellikle o da bunu belirtir. Yani benim burada yapmaya çalıştığım toplumu doğaya indirgemek değil, toplumun doğanın doğrudan doğruya uzantısı olduğunu iddia etmek değil. Tam aksine ben böyle bunu iddia edenlere yanıt olarak da bu kitabı yazıyorum diyor. Buna karşılık toplumun dinamizmini hatırlamak, toplumun kendine has yasalarını hatırlamak, aynı zamanda doğanın da dinamik bir süreç içinde geliştiğini, doğanın kendi iç bağlantıları olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum diyor. O yüzden bu türden bir materyalizme bence Engels'in de, Olgun Lukács'ın da, Lefebvre'in de yorumları benziyor. Sistemler ve materyalizm ilişkisi, sistemler ve dinamizm ilişkisi konusunda da benzer bir yanıt vereceğim. Burada tabii Muaz Doğan'la doğrudan tanışmıyoruz ama Adorno üzerine çalıştığını biliyorum, takip ediyorum. Muhtemelen Adorno'nun Negatif Diyalektik kitabında yaptığı sistem eleştirisi, sistemli düşünce eleştirisini hatırlıyor kendisi aklı olarak.
Burada tabii yine bir belki şey yapmak lazım, kayıt düşmek lazım. Sistem var, sistem var. Yani her türden sistemli düşünce bir düşünceyi taşlaştırma çabası değildir, toplumu sabitleme çabası değildir. Bütün bu yazarların, yani bütün bu yazarların demeyeyim, Lukács'ın en azından kendi sistemini ortaya koyarken bu sabitlikten uzak bir sistem koymaya çalıştığını özellikle belirtmek lazım. Çünkü hatırlayalım, işte diyalektiği ucu açık bir şey olarak tarif ediyor. Şimdi Adorno'nun negatif diyalektik dediği o ucu açık diyalektik aslında Adorno o kitabı yazmadan, yani 60'lardan çok daha önce, mesela işte Lefebvre'un Diyalektik Materyalizm kitabında çok karşımıza çıkan bir şey. Lukács'ın hayatı boyunca diyalektik kavrayışında karşımıza çıkan bir şey ve bu ucu açıklık, bu işte vardığımız sonuçların, sentezlerin diyelim işte tekrar tekrar somutlukta denenmesi çabası tam da bu sistemin taşlaşmasını aslında engelleyecektir. Ha. Burada neden sisteme ihtiyacımız var sorusunu belki geçtiğimiz hafta yaptığımız tartışmadan hareketle tekrar sorabiliriz. Madem öyle, madem ucu açık olacak, sistemli düşünceye neden ihtiyacımız var? Tam da bu bağlantılılık arayışı nedeniyle. Şimdi şeyin başından beri, seminerin başından beri Lefebvre'in, Lefebvre'le karşılaştırarak incelediğimiz pek çok yazarın aşırı uzmanlaşmayı eleştirdiğini hatırlattık. Yani tek tek olgular üzerine uzman olmak, tek bir olguyu gözlemleyerek işte bir o olguya veya genel olarak bütüne dair bir şeyler söyleme çabası, pozitivist bilimin işte getirdiği o empirisist yaklaşım, bunları eleştirdiler bu yazarlar. Karşısına bütünlüğü koydular. Bütünün iç bağlantılarını inceleme çabasını koydular ve bir noktadan sonra artık bizim tek bir olguyu incelemek için yapmamız gereken işte o olgunun başka olgularla olan bağlantılarını ve bütünün tamamıyla bağlantısını incelemekti. Yani toplumsal bir olguysa bu eğer, başka toplumsal olgularla ve toplumun bütünüyle ilişkisini inceliyorduk. Geçtiğimiz hafta özellikle vurguladığımız konu neydi? Toplumla madem doğa da bağlantılı, bazı durumlarda bizim işte toplumsal bir olguyu doğayla ya da en azından insan-doğa ilişkisiyle, yani üretimle ilişkisi, bağlantısı içinde de incelememiz gerekiyordu. Tam da bu bağlantılılıktır işte bize o sistem ihtiyacını ortaya koyan. Şimdi bakmayın Adorno'nun da sistem karşıtı olduğuna ya da işte yazım tarzı açısından da biraz fragmanter yazma çabalarına. Aslına baktığımızda Adorno da bu anlamda bir bütünlükçü düşünür, değil mi? Çünkü belli bir konunun uzmanı değil ve ele aldığı konulara baktığımızda, ele aldığı olgulara baktığımızda bunları yine bağlantılılık içinde incelemeye çalışıyor. Horkheimer'de belki bu çok daha belirgin, ondaki Hegelci damarın daha da bir belirgin olması açısından böyle bir sistemden bahsediyoruz. Yani sadece ekonomist, sadece siyaset bilimci, işte sadece siyaset biliminin işte şu ya da bu dalının uzmanı olmayan, o konu üzerine yoğunlaşsa bile o konunun, o olgunun, o unsurun diğer unsurlarla olan bağlantısını araştırmaya çalışan yazarlardan bahsediyoruz. Bu türden bir sistem. Ha, bundan sonra işte Lukács gibi bütün bu alanlara dair müstakil çalışmalar yapıp da onları ard arda yazıp işte bir tür sistem yaratmaya çalışsın veya şey yapsın, bu değişmiyor. Eninde sonunda o ucu açıklık olacaktır. Çünkü Lukács'ın estetiğine de baksak, ontolojisine de baksak, etik üzerine aldığı notlara da baksak, bugün ve yarın demokratikleşme başlığıyla ölümünden sonra yayınlanan siyaset üzerine çalışmasına da baksak, bir yandan bu sistem yapma çabası var. Yani ele aldığı olguları hem toplumla hem de bir şekilde o toplum-doğa ilişkisiyle, üretimle bağlantılandırmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda bu alanlardaki güncel verilerden beslendiğini ve bu verilerin de yarın öbür gün değişebileceğini sürekli olarak söylüyor. Unutmayalım, yani sürekli Lukács'a döndük ama Lefebvre de benzer bir şey söyleyecektir muhtemelen. Bu insanların, 20. yüzyıl Marksistlerinin pek çoğunun diyelim, esas çabası bir model olarak değil de bir metot olarak Marksizmi almak. O yüzden tek tek Marx'ın yaptığı çıkarımlar, tek tek bizim yaptığımız çıkarımlar yanlışlanabilir. Yeter ki yöntemde tutarlı olalım. Yöntemde bu işte unsurları bütünlükleri içinde ve dinamizm içinde ele alma çabasını koruyalım kaygıları olacaktır. Ve tabii ki bu ele aldıkları bütünlük de materyalist anlamda işte bir bütünlük. Maddi üretim sürecinde ve yeniden üretim sürecinde temellenen bir bütünlük.
özgürlüksüzlük, eşitsizlik, tahakküm biçimlerini ifşa etmek de tam da burada devreye giriyor. İşte çünkü bu tür bir sistem üzerinden zaten özgürlük, eşitsizlik ve tahakküm biçimlerini ifşa etmeye de çalışıyorlar. Gerekirse belki daha başka sorular da gelirse Muaz Hoca'dan ya da başka katılımcılarımızdan belki bir ek video yaparak onlara da yanıt vermeye çalışırız. Hep beraber de tartışmanın aslında bir yolu olur belki bu da. Evet. Şimdi bugün bir kısa bölümle başlıyoruz. Ondan sonra uzunca bir bölümle devam ediyoruz. Sonra da tekrar çok kısa bir alt bölümle bitiyor. Toplumsal determinizm başlığı altında aslında geçtiğimiz safta başlayan o determinizm ya da determinasyon, belirlenim tartışmasını devam ettiriyor. Geçtiğimiz safta Lefebvre doğal belirlenimler, ben determinizm değil de determinasyon yani belirlenim kavramını kullanmayı tercih ettiğimi söylemiştim. Lefebvre'in tercihine ben farklı olarak. Neyse işte insan faaliyeti üzerinde doğanın etkisi, insan faaliyetinin doğada temellenmesinden bahsetmişti. Şimdi toplumsal determinizm konusuna giriyor. Ayrıntıya girmeyeceğim. Zaten daha önce de belirtmiş olduğu bazı konular burada tekrardan gündeme geliyor. İşte toplumsal ilişkiler, insan faaliyetinin toplum içinde oluşması vesaire. Ama burada çarpıcı bir yere doğru getiriyor konuyu. En kısa 2-3 sayfada önemli birkaç şey söylemiş. Bir toplum içinde keskin ayrımların olmadığı. Mesela tarih. Tarih boyunca dönemler, uygarlıklar, sınıflar arasında asla mutlak sınırlar olmamıştır diyor. Yani topluma baktığımızda aslında tarih boyunca hangi dönemi alırsak alalım bir sürekli bir hareket, sürekli bir işleyiş, sürekli bir karşılıklı etkileşim çok farklı unsurlar arasında ve bizim bakıp da aslında işte bir ezen sınıf var, bir ezilen sınıf var, işte bir sömüren sınıf var, bir sömürülen sınıf var dediğimiz yerde biraz ayrıntıya girince aslında bu denklemin işte o kadar basit olmadığını da anlıyoruz. Bunun bence şimdi burada Lefebvre bu örneği vermiyor da 101. sayfanın sonundayız bu arada kitaptan takip eden dostlarımız için. Komünist manifesto, Komünist Parti manifestosundaki kapitalizmde toplumsal sınıflar analiziyle hemen sonrasında yani Fransa'da sınıf mücadeleleri, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire gibi kitaplarda Marx'ın da ve aynı zamanda Engels'in tabii yaptıkları sınıf analizi arasındaki fark aklıma geliyor. Manifestoyu hatırlayalım, çok belirgindir sınıf ayrımı. Yani iki sınıf vardır, proletarya ve burjuvazi, bunlar mücadele içindedir. Zaten tarih boyunca da işte böyle bu iki sınıf, yani başka iki sınıflar arası mücadeleler olmuştur. Bunun şimdiki görüngüsü bu diyelim. Başka sınıflar da bu iki sınıf içinde eriyor. Güzel. Çarpıcı. Etkiliyor bizi okuyunca. Muhtemelen o dönemin okurlarını da etkilemiştir. İşte 150 küsur yıldır etkiliyor. Buna karşılık daha 2-3 yıl sonra 1848'de Fransa'da neler oldu sorusuna yanıt verdiği işte o Fransa'da sınıf mücadeleleri 18 Brumaire gibi kitaplarında çok daha ayrıntılı bir sınıf analizi ortaya koyuyor. Evet, proletarya var, burjuvazi var ama mesela mali burjuvazi var, sanayi burjuvazisi var, ticaret burjuvazisi var, işte devlet var, devletin çeşitli fraksiyonları var. Neden? Kendi kendiyle çelişkiye mi düşüyor Marx? Hayır, çelişkiye de düşebilirdi, niye olmasın yani. En de sonunda bir düşünür. Hepimiz gibi çelişkiye düşebilir ama burada bence bir çelişki yok. Analiz düzeyi farkı var. Yani biraz ayrıntıya bakınca tabii ki farklı renkleri görüyor, farklı fraksiyonları görüyor, farklı o mücadelenin detaylarını görüyor. Uzaktan bakınca manifestoda yaptığı gibi çok daha genel bir işte şey görüyor. O yüzden tarih boyunca dönemde uygarlıklar sınıflar arasında mutlak sınırlar olmamıştır derken Lefebvre bize basit bir şey hatırlatıyor. Evet, biz büyük ayrımlar yapıyoruz, biz büyük kategoriler koyuyoruz ve bunlar yanlış olmak zorunda da değil. Ama bu bir analiz düzeyi meselesi. Yani topluma yeteri kadar uzaktan bakarsak eğer biz çok kesin sınırlarla birbirinden ayrılan sınıflardan bahsedebiliriz. İşte çok kesin sınırlarla birbirinden ayrılan ülkelerden bahsedebiliriz. Biraz daha merceği içeri doğru götürünce o sınıflar arası geçişkenlikler, sınıf fraksiyonları arası ittifaklar,
Bunları göreceğiz. Veya işte sınır bölgelerine doğru gidince o sınırlar keskin olmaktan çıkacak. Sınır boyları haline gelecek. Yani bir sınırın diğerinden beslendiği şeyler haline gelecek. Bunu hep hatırlamamız gerekiyor aslında. Yani bizim yani moda tabir işte bilim terminolojisindeki jargonundaki şey önemli bence. Yaptığımız ayrımlar analitik ayrımlar mı, ontolojik ayrımlar mı? Yani çoğu zaman yani Marx'ın Engels'in şeyin yönteminden çok bahsettik. Soyuttan somuta, somuttan soyuta gitmeye çalışıyorduk ve kavramlarımızı somut gerçeklikten türetiyorduk. Dolayısıyla yaptığımız kavramlar bizim kafamızdan uydurduğumuz kavramlar değil, ortaya koyduğumuz kavramlar. Buna karşılık gerçekte olan bir takım farklar, olgulara tekabül eden kavramlar. Yani tarih boyunca dönemler, uygarlıklar, sınıflar arasında mutlak sınırlar yok. Ayrıntıya girdiğimizde geçişkenlikleri görüyoruz. Ama yine de biz eğer bu sınıflar arasında bir takım işte keskin ayrılıklardan da bahsediyorsak bunun da bir gerçeklik payı var. Yani analiz düzeyini biraz yukarı doğru çektiğimizde, daha geniş bir perspektiften baktığımızda o kategorileri mutlak bir şekilde ayırmamızı da mümkün kılacak bir takım büyük ayrışmalar, işte büyük şeyler var. Şimdi bu nedir? Yine bir ifrat ve tefrit meselesi şeyden beri bahsettiğimiz, seminerin en başından beri bahsettiğimiz çok fazla o merceği ayrıntılara doğru götürürsek bir empirisizm tehlikesi var. Sürekli o farklı farklı olgulardan ve bunların birbirinden farkından bahsetme tehlikesi var. Tarihte bunun karşılığı mesela olaycı tarih anlatısı, tek tek olayları anlatmak. Siyaset biliminde belki anlatısı bunun karşılığı şey, tek tek seçimler, seçmen davranışları üzerinden siyaseti okumaya çalışmak. Diğer tarafta ne var? Büyük genellemeler yapmak. İşte tarihsel olayları bırakıp büyük tarihsel sosyolojik anlatılar üzerinden koskoca işte binlerce yıllık dünya tarihini 2-3 döneme ayırmak. Bu da mümkün, o da mümkün. İki analiz düzeyinin de var olduğunu, kimi durumlarda gerekli olduğunu bilip o gidiş gelişleri yapmamız lazım. Yani empirisizmin bize sunduğu o somut çoğullukla büyük genellemeciliğin sunduğu işte bütüne bakış, işte genel gidişata bakış arasında bağlantı kurup işte belki bunun bir işte tam da diyalektik bağlantısını kurmak gerekli. Yaptığımız genellemeleri, yaptığımız soyutlamaları, o ortaya koyduğumuz büyük kategorileri somutlukta sürekli sınamamız gerekiyor. Belki Lefebvre'nin tam da bize söylemeye çalıştığı bu. 102. sayfada bence esas çarpıcı şeyi söylüyor. Toplumsal belirlenim diye çeviriyorum ben kendimce. Evet, değiştiriyorum. Toplumsal belirlenim ya da insan faaliyetinin toplum tarafından belirlenmesi diye bunu yine tekrar formüle edelim. Gerçek anlamda insani olan bir eyleme olanak tanır. Marx'ın 18 bölümlerini bir kere daha hatırlayalım. İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar ama keyfi bir şekilde değil, belirli koşullar altında yeniden bizi hatırlatıyor burada Lefebvre. Toplumsal belirlenim dediği şey de o belirli koşullar, yani insan faaliyetini sınırlayan ve koşullayan şeyler. Çünkü bu toplumsal belirlenim neymiş? İnsani eylemin, insani faaliyetin koşullarını oluşturur ve onu sınırlar. Belirlenimden bunu anlıyor Lefebvre. Bir şeyin koşullarını oluşturmak ama aynı zamanda onu sınırlamak. Yani evet eğiliyoruz. Evet faaliyet içindeyiz. Ama canımın istediğini yaparım da diyemiyoruz, değil mi? Bunu engelleyen bir belirlenim var çünkü. İki belirlenim hatta. Bir toplumsal belirlenim, bir doğal belirlenim. Doğal belirlenim çünkü canımızın istediğini yapamamamıza neden olan doğal sınırlarımız var. Bu aslında en eski filozoflardan beri çok bilinen bir şey, ortaya konan bir şey. Doğal sınırlarımız. Kuş olsam da uçsam diyemiyoruz. Çünkü doğal belirlenim buna izin vermiyor. Çünkü doğanın oluşturduğu koşullar var. Doğanın bizi sınırlaması söz konusu.
toplumsal açıdan da yapamıyoruz. Ah bir devrim yapsam şimdi diyebiliriz belki. Neden yapamıyoruz? İşte yine çünkü bir toplumsal birliğinin bizim koşullarımız oluşuyor ve aynı zamanda bizi sınırlıyor. İmkanlarımızı da veriyor. Bu imkanın idrakına varıp onu dönüştürmeye çalışmak işte özgürlük. Hegel'e göre de, Engels'e göre de, pek çok başka yazara göre de yani bu sınırlılıkların farkına varıp o sınırlılıkları aslında dönüştürmeye çalışmak. Yani bizim elimizdeki imkanlar demeyeceğim ama içinde bulunduğumuz koşullar üzerinden gelecek tasavvurları yapmamız ve faaliyetimizi buna göre belirlememiz. O yüzden bu determinizm bizim faaliyetimizi tamamen kısan, bizi başka şeylere tabi kılan bir şey değil. Bizim öznelliğimizin, insan faaliyeti, imkanımızın belli koşullar altında olduğunun farkına varmak. Tam da bu nedenle Hegel'de, Engels'te, başkaları da determinizm o öznelliği yok eden bir şey gibi anlaşılmasın. Tam tersi gerçek anlamda özgürlük, gerçek anlamda öznellik böyle bir determinizmin farkına varılmasıyla aslında mümkün olacaktır diyecek. Yani gerçek anlamda özgürlüğümüzü, gerçek anlamda faaliyetimizi bu sınırlanmışlığın, bu koşullanmışlığın farkına varıp onun ötesine geçmeye çalışarak yapabiliyoruz. Yoksa ben özgürüm sloganları atarak değil. Ben özgür olabilirim, özgür olmadığım şu koşullar altında ve bu koşulların şu boyutlarını değiştirerek diye belki bunu yorumlayalım. Çok eski bir tartışma aslında bu, sadece Hegel'in, sadece Marx'ın, Engels'in, Lukács'ın, Lefebvre'in değil. İnsanlık tarihinin başlarından beri yapılmış bir tartışma. Ne derecede biz kendi fiillerimizin failiyiz, ne derecede efendim doğaya, topluma, tanrıya, kadere tabiiz. İşte Stoacıların sorduğu talih mi, erdem mi, işte virtus mu, fortuna mı tartışması. İslam filozoflarında da var, başkalarında da var. İşte bu şeyler, uzun tartışmalar. Ona Hegelci geleneğin bulduğu yanıt aslında tam da bu özgür irade ve koşullar belirlenenler arasındaki diyalektik. Toplum söz konusu olunca tabii. Bunun ötesine geçip Lefebvre tabii tartışmalı da bir şey söylemiş. Bütün bu toplumsal belirlenimlerin kökeninde doğal belirlenimlerde bulunur. Malların kıtlığı, doğadaki yaşam mücadelesi. Şimdi bu tabii tehlikeli bir şey. Burada işte tam Muaz Doğan'ın bu şeyin seminerin başına sorduğu soruya geliyoruz. Bu kadar kolay acaba o geçiş yapılabilir mi? Bence yapılmamalı. Yani toplumdaki mücadeleyle doğadaki yaşam mücadelesi arasında tamam bir bağlantı vardır ama bunun dolayımlarının kurulması gerekir. Yani doğadan biz ne derecede farklılaşıyoruz? Bunu özellikle söylemeden toplumdaki gerilim noktalarını, gerilim hatlarını doğadaki belirlemelere bağlamak tam da işte o bahsedilen türden bir tehlikeye de yol açar. Yani biz doğrudan doğanın bir şeyi, çünkü gerçekten de malların kıtlığı bir şekilde bizim toplumdaki seçimlerimizin de bir zeminini oluşturabilir ama bunu özellikle belirtmek gerekir. Hani bir bu doğal bir hayatta kalma mücadelesi değil bu toplumda yaptığımız. Doğadaki bir takım kısıtlılıkların bizim toplum tarafından işte çok daha farklı bir şekilde ele alınma şekli gibi. Evet. Bütünlüklü insan başlıklı uzun bir bölüm takip ediyor bunu. Çok önemli bir bölüm. Kitabın aslında tam vardığı nokta bu. Bir bakıma yine bir özet de içeriyor önceki anlatılan kısımları. Çünkü iki alt bölümden oluşuyor bence bu. Yaklaşık işte 108. sayfa, 109. sayfa civarına kadar aslında daha önce ele aldığı pek çok konuyu burada yeniden gündeme getiriyor Lefebvre. Bizim kendi yarattığımız bazı şeyleri, yarattığımız, unuttuğumuz, onları nesneleştirmemiz, bazen kişileştirmemiz ve bizim ürünümüz olduğunu unutmamız, işte yabancılaşma, şey, bütün bunlar, işte bunun somut örneklerinden bahsediyor. Daha sonra bu yabancılaşma nedir ve yabancılaşmayı nasıl aşabiliriz sorusuna bir yanıtı var. Emeğin önemi, üretimin önemi gibi konulara da yine burada değiniyor. Hazır son seminerimiz, hatırlamakta fayda var. Son seminer derken bu Lefebvre Diyalektik Materyalizm'in son seminer. İnsan, alıntı yapıyorum, 103. sayfa. İnsan öncelikle ve yalnızca insan dışı olanın içinde var olabilir. İnsan dışı olanın içinde var olabilir. Yani biz insanlar insan olmayan bir şeyin içindeyiz. Doğanın içindeyiz. Bunu hep hatırlamamız gerekiyor.
sadece doğaya bağımlı olmakla kalmaz, toplumun içinde bile son derece zayıf durumdadır. Biyolojinin katılığıyla karşı karşıya kalan insan aynı katılıkta ona karşı koyar hukuk, ahlak ve dinle. Yani bu aslında materyalizmin, yani bilinçten önce madde gelir diyen yaklaşımın topluma uyarlanmış şekli. İnsandan önce gelen, insan olmayan bir başka şey var. Doğa var. İnsanı da içeriyor ama insan değil. Doğanın insandan önce gelen bir tarihi var ve arada bir gerçekten bunu hatırlamamız gerekiyor. Faal insan, faaliyet içindeki insan, tamam bizim topluma baktığımızda önemli bir şey ama doğa bundan önce geliyor, evet. Ve biz insanlar olarak o doğayla bir şekilde karşı karşıyayız, onunla bir bağlantı içindeyiz. Üretim yapıyoruz, onu dönüştürüyoruz, evet. Aynı zamanda bu doğayla olan bağlantımız, doğayı işleme faaliyetimiz içinde Lefebvre demiş ki, İnsan bazı doğal belirlenimlerle karşı karşıya kalıyor ve bir takım katı ürünler ortaya koyuyor bu süreçte. Hukuk, ahlak, din. Şimdi bunu hukuk, ahlak, din insanın doğaya karşı mücadelesinde ortaya çıkmış şeylerdir gibi okumak bence doğru olmaz. Şimdiye kadar dediği şeyler, çünkü bunu demiyor diyenler var. Lefebvre'nin söyleyebileceği bir şey değil bu. Çünkü onun esas derdi insan doğa mücadelesi gibi bir mesele değil. İnsanın doğayı emeğiyle işleyip insani bir alan ortaya koyması. Ha, bu doğaya karşı bir mücadele gibi algılanabilir. Destanlara öyle geçebilir. Edebi bir şekilde bunu böyle anlatabilirsiniz. Bazen gerçekten de doğaya karşı mücadele edersiniz. İşte bir sığınak ortaya koyarsınız ama hani bu daha ziyade bu üretim sürecinde bir şekilde üzerinizdeki doğal belirlenimleri bertaraf etmek için bir takım kurumlar ortaya koyuyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyor Lefebvre. Kalıcı insan yapımı yapılar bunlar. O üretim sürecinde oluşan. Bunu bence işte daha önce kitapta söylenen pek çok şeyden hareketle hukuk, ahlak, din insanın insan olmak bakımından faaliyetinin, yani üretim faaliyetinin içinde o süreç boyunca ortaya çıkan ve kalıcı olan insan yapımı şeylerdir diye hatırlamak, tanımlamak gerekiyor bence bunları. Hukuk, ahlak, din ve pek çok benzer şey. Çünkü doğa dediğinde, insan doğa ilişkisi dediğinde burada her seferinde Lefebvre o üretimi hatırladı. O yüzden bizim de burada üretimi hatırlamamız bence anlamlı olur. Başka felsefi akımlarda bu insan doğa ilişkisi çok önemsenecek. Bu yazar onu o kadar önemseyenlerden değil. Sonraki sayfada zaten tam da buna gelmiş. 104. sayfa. İnsan emeği, insanları çevreleyen doğayı insanlaştırır. Ben yine buna bir kayıp düşerek yorumlama taraftarıyım. İnsanları çevreleyen doğa demiş. Doğayı bütünüyle insanlaştırmıyor. Bu yanılgıya düşmeyelim. Hatırlayalım, bunu söyledi zaten. Hiç insanlaşmayan, hiç insan elinin değmediği bir doğa var. Ne kadar kapitalizm gelişirse gelişsin. Şimdi günümüzde bolca okuyoruz. Artık öyle bir döneme geldik ki insanın elinin değmediği tek bir doğa zerresi yok denebiliyor. İşte yepyeni bir jeolojik çağa girdik, hatta insan yapımı olan bu sefer. İşte pek çok kıyamet tartışması da yapılıyor buradan. Antroposen tartışmaları, şeyler hep buradan. Yani büyük bir metabolik yarış, yarık mı oluştu? Doğa tamamen insan biçimli hale mi büründü? Yok yani, şimdi çekirdeğe mi inmemiz gerekiyor bunun için? Magmaya mı, yoksa işte dış uzaya mı çıkmamız gerekiyor bilmiyorum ama insanın hiç şey elinin değmediği bir doğa var. Bu vaka. Lefebvre burada daha sınırlı bir şeyden bahsetmiş. İnsan kendisini çevreleyen doğayı insanlaştırıyor. Yani şu kapıdan çıkıp da görebildiğim işte Aslayı'da da olsa park mesela doğa ama insanlaşmış bir doğa. Bir şekilde onları, o ağaçları aşılamışız efendim, işte yollar açmışız arasından, insanlaşmış. Belki evcil hayvanlar insanlaşmış doğa gibi anlaşılabilir. Her neyse. Ama bu bizim doğayı bütünüyle insanlaştırdığımız anlamına gelmiyor. Hegelci geleneğin içinde Hegel'in kimi eserlerinde de mesela buna bir mahal tanıyan şeyler vardır, fikirler vardır. Lefebvre mesela bunu kabul etmemiş. Doğanın insanlaşmasını bu şekilde anlamamız gerekli. İnsan doğası bir birliktir, varlığın devinimidir, ayrımın aşılmasıdır. İnsan doğası tartışmasını çok fazla yapmadı bu kitapta ama insan doğasından bahsedebildiğini, bahsettiğinde de sabit bir insan doğasından değil de oluşum içinde bir insan doğasından bahsettiğini anlıyoruz yine 104. sayfanın bu işte o kısa paragrafının sonunda.
Buna belki başka okumalarda gelebiliriz. Çünkü insan doğası pek çok alanda ve bu arada Marksist teoride de çok tartışılan bir konu. Marx'ın da Feuerbach'la polemik içinde çok tartıştığı bir konu. İnsan doğası var mı yok mu, sabit bir şey mi yoksa toplumsal ilişkiler bütünü mü? Toplumsal ilişkiler bütünüdür diyecek Marx. Her seferinde tabii emek konusuna bir gelmemiz gerekecek toplumsal ilişki dediğimizde. Çünkü üretim dolayısıyla insanın varoluş koşullarını yaratan temel faaliyete dönmemiz gerekiyor. Biraz atlayarak gidiyorum. 106. 107. sayfada biraz ideoloji teorisini özetlemiş. Önceki sayfalarda biraz girdiği ama tabii bu yabancılaşma, nesnelleşme tartışmaları içinde de geri planda kalabilen bir konuydu. Oradaki tartışmaları yeniden alıyor aslında. Yani bizim kendi ürünümüz olan şeylerin kendi ürünümüz olduğunu unutmamız. Bizim kendi yarattığımız şeyleri sanki bize dışsal nesnelermiş gibi anlamamızdan bahsediyordu Lefebvre. Burada da aslında ideolojik tasarımları aynı şekilde almış 106. sayfada. İdeolojik tasarımlar insanı şeylerin düzlemine, dışsal tözler düzlemine ihraç eder. Tanrılar, kaderler, mutlak metafizik hakikat. Bu manevi şeyler maddi şeylerin üstünü örter. Maddi şeylerin üstünü bunlarla bilinçli bir ilişki kurmaksızın örter. Öyle ki insanlar kendi yaratıcı faaliyetlerinin bilincini yitirir. Yani yine biz yapıyoruz ama bir noktadan sonra yine bizim gibi başka insanlar tarafından üretilmiş olan bir şeyleri sanki bizim dışımızdaymış gibi ve bizi yönlendiriyormuş gibi düşünmeye başlıyoruz. Bu manevi ürünler, işte tanrılar, kaderler, mutlak metafizik hakikat, yani felsefe, din, tanrılar vesaire, bu anlamda bir yanılsama. Ama nasıl bir yanılsama? Bir yalan anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz Marksist teoride ideoloji veya yanlış bilinç gibi kavramlar var olan toplumsal gerçeklikten, toplumsal çelişkilerden hareketle üretilmiş olan ve bizim ürettiğimiz, unuttuğumuz kavramlar. Bu tabii Feuerbach'ın açtığı ama idealizmde aslında bütün materyalist çabalarına rağmen bir şekilde dinsel kisvesini koruyan o din eleştirisi şeyinin biraz ileri götürülmüş versiyonu. Evet, din bir yanılsama. Evet, felsefe bir yanılsama. Evet, metafizik sabit gerçekliklerden bahsetmek bir yanılsama. Bütün dünyanın maddiliğini, toplumun maddiliğini, üretimin maddiliğini unutuyoruz ve hepsinin temelinde bir mana vardır diyoruz. Hepsinin temelinde, kökeninde bir zihinsel gerçeklik vardır diyoruz. Tanrısal gerçeklik vardır diyoruz vesaire. Veya dinamik toplumu unutuyoruz, dinamik doğayı unutuyoruz. Sabit kategoriler arıyoruz o şeyin başında yer alan, dinamizmin başında yer alan. Bu anlamda yanılsama. Ama bir yalan, aldatmaca anlamlı bir yanılsama da değil. Zemini olan bir yanılsama. Belli koşullar altında bizden önceki insanlar kendi koşullarını anlamlandırmak için o yanılsamaları ortaya atmışlar. Dolayısıyla her yanılsamanın zemininde de aslında bir gerçek çelişki yatıyor. Bir toplumsal çelişki yatıyor. Belki insanın doğayı işlemesinin bir boyutu yatıyor. O yüzden en yalan yanlış diyebileceğiniz, en yanılsama diyebileceğiniz metafizik teori bile aslında belli bir toplum düzenindeki çelişkilerin izini taşıyacaktır. Neden belli bir dönemde bu kadar fazla düzenli işleyen evren, sabit evren şeyine kapılıyor insanlar? Yani bunu siyasal düşünürler tarihinde de görürüz. Bazı dönemlerde özellikle vurgulanır. Evren sabittir. Evren tıkır tıkır işleyen bir uyumlu bütünlüktür. Ya da dönem gelir evren tıkır tıkır işleyen makinedir derler. Şimdi bu doğadaki de toplumdaki de o çelişkililiğin, çatışmalılığın, dinamizmin unutulması bu anlamda bir yanılsama. Ama bir gerçeklikten türetilmiş yanılsama. Neden? Hem insanlar kendi toplumlarında gördükleri sabitliği evrende aramaya çalışabiliyorlar. Kendi toplumlarında görmeye çalıştıkları ama bulamadıkları sabitliği evrende aramaya çalışabiliyorlar.
Veyahut tek tek parçalar üzerinden bütüne ulaşmaya çalışıyorlar ve bu bütünün adına sabit diyorlar. Yani her seferinde aslında yine bir gerçek bir şeyi aramanın sonucu olarak ortaya çıkmış yanılsamalar. O yüzden bizim çöpe atma lüksümüz olan yanılsamalar değil. Bizim incelememiz gereken, hesaplaşmamız gereken, eleştirmemiz gereken yanılsamalar. Çünkü yani geçmiş toplumlarında, bugünde de biriken çelişkilerin belki bir anahtarını içeriyor. Bütün bu şeyler. Yanılsamalar. Bu yanılsamayı keşfetmek bize dönüşümünü garantiler mi? Ona da katılmıyor. Öyle olsaydı Feuerbach'çı bir çözüm bulmuş olurduk. Yani o bilinç, bilincimizin sakatlanması, işte bilincimizin yanlışlığını aşarsak biz zaten yepyeni bir dünyaya doğru yelken açarız. O da değil. Birazdan zaten o bütünsel insan praksis derken bunun yanıtını verecek. Sadece bir işte o yanılsamanın bilincine varmak, onu inceleyip de bir daha böyle yapmayacağız demek yine bize şey getirmiyor. Çünkü her konuda olduğu gibi burada da bir maddi üretimi yeniden kurmak gerekiyor ki o yabancılaşmayı ya da o yanılsamayı yeniden bir tam anlamıyla aşalım. Yabancılaşma dedim, düzeltiyorum, başka bir şey yok. Bunu birkaç kere söylemiş zaten işte yaptığım, o ortaya koyduğumuz ürünler bir hakikat barındırır. Somut insan yaşamını çarpıtarak da olsa ifade ederler. Çeşitli yaşam tarzlarının ve kültürlerinin bir öğesini teşkil ederler. O yüzden bu ideolojik meşrulaştırmalar, kostümler, sözler, işte o felsefi yapıtlar, resmi ideoloji, bütün bunların işte şeyi, o yanılsaması içinde o gerçeklik unsurunu bizim bulmamız gerekir. Bütün bunları yaparken ama üretim terimi çok önemli. Çünkü dediğim gibi işte sadece bir bilinç incelemesi, sadece bir yabancılaşmış bilinç, yanlış bilinç incelemesi yaparak bir yere varamıyoruz. Varmamamız da gerekiyor. Çünkü bütün bu yanılsamaların da ve geleceğin yeni kurulabilecek olan toplumunun da hep bir işte üretim üzerinden şekillendiğini ve üretim üzerinden yeniden kurulabileceğini, değişebileceğini, dönüşebileceğini hatırlamamız gerekiyor. O yüzden toplumdaki unsurları bir şeye indirgeyebiliyorsak eğer, bir şeyin belirlenimi üzerinden okuyabiliyorsak o da üretim. Ama bu bizi ekonomik belirlenimci yapmıyor. Bu seminerin başlarında da söylemiştim, geçtiğimiz hafta da söylemiştim, onu tekrarlayayım. Üretim, emek süreci bizim toplumdaki çok çeşitli faaliyetlerimizin belirleyicisi. Çünkü bizim faaliyetlerimizin koşullarını ve imkanını ortaya koyuyor. Bizim faaliyetlerimizin hepsini birden doğrudan doğruya belirliyor değil. Bazen çok dolaylı bir şekilde belirliyor. Geçtiğimiz seminerdeki şeyi hatırlatayım. Siyasal bir olayı, her siyasal olayı diyelim, bir şekilde üretime bağlarsınız. Ama her siyasal yorumunuzda bir üretim üzerinden, sınıflar üzerinden açıklama getirmeye çalışırsanız burada bir hata yaparsınız. Neden? Farklı düzeyler vardır. Evet, bazı siyasal olayları başka siyasal olayların sonucu olarak açıklamanız gerekebilir. Eninde sonunda bir şekilde bunların zemininde üretim olacaktır. Evet, ama bu her zaman kendini apaçık göstermeyecektir. Burada farklı düzeylerden bahsetmemiz gerekiyor demiştik. Dolayım dediğim tam da orada. Yani tek bir siyasetçinin dudağından çıkan bir söz de o üretim sürecinin çelişkileri, çatışmaları, mücadeleleri tüm yalınlığıyla, çıplaklığıyla her zaman kendini göstermeyecektir. Bizlerin de her zaman bu kendini gizleyen gerçekliği bulmak gibi bir şeyimiz yok. Öyle olsa gerçekten şey olurduk, ekonomik belirlenimci ve komik durumda düşerdik. Bazen kendini çok daha incelikli bir şekilde gösterebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor ve sadece şeyden bahsetmiyorum. Bir siyasi incelemeden bahsetmiyorum. Bir düşünce tarihi incelemesi yapıyoruz diyelim. Her bir filozofun tek tek fikirlerini onun işte burjuva olmasıyla, aristokrat olmasıyla veya belli bir işte toplumsal mücadeleye yanıt vermesiyle açıklamaya kalkarsak hata yapmış oluruz. Evet, eninde sonunda böyle bir zemin içinde gerçekleşecek, ortaya çıkacaktır onun fikirleri. Ama öyle ayrıntılar ortaya çıkacaktır ki bu fikirlerde bazen işte bir entelektüel diyalog içinde üretmiş olacaktır bu şeyleri ve o diyalogda işte bir etkilenimde işte şu kişi şu kişiden etkilenirken vesaire
doğrudan doğruya bizim o işte üretim sürecinin çelişkilerini falan görme imkanımız olmayacaktır. O yüzden gerektiği durumlarda bu metodolojiyi kullanırsak eğer bazen spesifik şey incelemeleri de yapmamız gerekiyor. Ha burada önemli olan belirleyici olanın o maddi üretim ve yeniden üretim süreci olduğu. Yani bilinç ürünleri, fikirler, düşünceler hiçbir zaman bu belirleyiciliğe sahip olmayacaklar. Bu şeyle, öyküye bakılırsa. Burada aslında Engels'in bir kitabı tam masamda duruyormuş. Oradan bulabilirsem oradan da bir alıntı yapmaya çalışırım da onun çok çarpıcı bir şeyi var. Yani pardon bu değilmiş. Sanırım Alman Köylü Savaşı kitabındaydı. Ne kadar bir işte dini fikir ya da felsefi fikir değiştirici, dönüştürücü olsa bile bu fikirler üretim alanındaki büyük değişimler, dönüşümlere hiçbir zaman dayanamaz. Onlarla değişir, dönüşür. O yüzden esas belirleyici olan, son kertede diyelim benim çok sevmediğim bir şeyi kullanarak, bu üretim alanından kaynaklanan şeyler, belirlemeler olacaktır. Şimdi bundan sonra yabancılaşma üzerine bir tartışmaya girmiş yazarımız. Lefebvre burada aslında şimdiye kadar birkaç kavram kullandı. Bir nesneleşmeden, nesneleştirmeden bahsetti. Önceki şeyler boyunca, sayfalar boyunca. Yani bizim, birkaç kere söyledik bunu, kendi ürünümüz olan, kendi yaptığımız şeyleri, kurumları ya da alet, edevatı kendi dışımızda şeylermiş, aletmiş, edevatmış gibi görmemiz. Bu nesneleşme. İnsanın doğadan ayrışmasından bahsetti. Bunu yabancılaşmayla karıştırmayalım dedi. Ve böylece varoluşçularla arasına bir mesafe koydu. Çünkü böyle genel bir ontolojik durum olarak insanın yabancılaşmasından varoluş ekolle bahsedilir. Bizler işte doğadan ayrıştık, doğadan atıldık bu dünyaya veya işte şey. Böyle bir şey de değil. Velhasıl dolayısıyla iki kavram var elimizde. Bir nesneleşme, bir doğadan ayrışma, yabancılaşma. Yabancılaşma kavramını aslında 1844 el yazmalarında Marx'ın anladığı şekilde kullandı. Yani 19. yüzyıl kapitalizm koşullarında insanın işte kendi ürününe, emek sürecine, giderek kendi kendine ve kendi türüne, yani insanlığa yabancılaşması gibi işte birkaç yabancılaşma türünden bahseder ya. Sanayi kapitalizmine bağlı şey. Yabancılaşma türleri. Bu üçüncüsü olsun. Dördüncüsünden hatırladığım kadarıyla adıyla sanayla bahsetmedi ama mesela Lukács'ın dışsallaşma adını vereceği şey, yani insanın doğadan ayrışması. Yani tekrar o zaman sıralayalım. İnsanın doğadan ayrışması en temel bizim ontolojik ayrışmamız. İşte insanın doğadan ayrışarak bir göreli özerk insani alan yaratması ve bizim artık biyolojik özelliklerimizi korumamıza rağmen özgür insani bir toplumsal alan yaratarak varlığımızı devam ettirmemiz. Bu dışsallaşma. Bir kere olmuş bir ontolojik kopuş diyelim. Bizim insanlığımızın başında yer alan bir olay. İşte doğadan ayrışmamız. Nesneleşme ya da nesneleştirme, nesnelleştirme de diyebiliriz. Yine tarih boyunca çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkan, biz insanların kendi ürettiğimiz şeylerin kendi ürettiğimiz şeyler olduğunu unutup hareket etmemiz, işte dinler yaratmamız, tanrılar yaratmamız, işte felsefi sistemler yaratmamız ve kendimizi onlara tabi olarak görmeye başlamamız tarih boyunca yine dediğim gibi karşımıza çıkmış. Yabancılaşmayı Lefebvre kapitalizm sınırları içinde kullanıyor. Dolayısıyla nesnelleşmeden tarihsel olarak daha sonradan gelen, tarihsel olarak daha spesifik bir şey. İnsan ve ürünü, insan ve emek süreci arasındaki bir ilişki. Bunu bir yerde tartışmıştık Ahmet Batuhan arkadaşımızın da bir sorusu üzerinden. Acaba mesela ortaçağ zanaatkar üretiminde de bir yabancılaşma var mıydı? Ben olabilir ama genellikle bu üzerine konuşulan bir konu değildir. Çünkü yabancılaşma dendiğinde 1844'ün de yazan Marx'tan beri genellikle literatürde
kapitalizmdeki yabancılaşma koşullarından bahsedilir demiştim ama bence mümkün. Yani zanaatkar emeği övgüsü yapmıyorsak eğer ve orta çağdaki zanaatkar emeğinde de bir takım işte çırakların sömürülmesi gibi şeylerin olduğunu bir hatırlamamız gerekiyorsa orada da aynı tarzı olmasa da başka türden yabancılaşmalar olduğunu düşünüyorum ben. Belki üzerine çalışılmıştır, benim pek bildiğim bir literatür değil. Bir de bu üçüne ek olarak şeyleşmeden belki bahsedebiliriz. Löfer bu kavramı kullanmadı. Bu çeviride şeyleşme olarak yer alan şeyin de ben nesneleşme olmasının daha nesneleşme denmesinin daha doğru olduğunu düşünmüştüm. Lukács'ın tarih ve sınıf bilincinde kullandığı o şeyleşme kavramı, o da bizim insanlar olarak özneliğimizi unutmamız. Bunu yabancılaşmanın bir türü, bir sonucu olarak da görebiliriz. Yani artık piyasa koşullarına, topluma tabi olduğumuz şeyinden hareketle, bir bakıma gerçeğinden de hareketle tamamen özneliğimizi yitirmemiz, özneliğimizi yitirdiğimizi düşünmemiz şeyi boyutu. Bu da yer yer karşımıza çıkıyor. Bu son kısımda da karşımıza çıkıyor. Bu sefer ama yabancılaşmayla biraz iç içe geçmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu Lefebvre net bir şekilde ayırmamış. Ama bu dörtlü netleştirmeye gidersek bence anlamlı olur bu Marksist yabancılaşma teorisini incelememiz açısından. Şimdi Lefebvre'in yabancılaşmayı anlatma tarzına bakıyoruz. Bu bahsettiğim üçüncü ve dördüncü kavramlar bir bakıma iç içe geçmiş durumda. Yani üreticinin kendi yarattığı mallardan koparılması ve yoksun bırakılması, emek sürecinden itibaren bunun gerçekleşmesi. Çünkü bir şeyler üretiyoruz ama neyi ürettiğimizi bilmiyoruz bazen. İşte ya kendimiz tasarlamıyoruz ya biz tasarlıyoruz ama cismani üretim sürecinde biz yokuz. Ya bir parçasını üretiyoruz veya bir ofisteyiz ve işte bunun sadece satışını yapıyoruz vesaire. Ve bu anlamda yabancılaşmış durumdayız. Bunun getirdiği bir şey var. İnsan toplumunun yaşamı paramparça oluyor. Bu şekilde topluluktan koparılan insanın gözünde yaratıcı faaliyet bir araca indirgeniyor. Ve öznelliğimizi kaybetmemizle alakalı bir şeylerden burada bahsetmeye başlıyoruz. Topluluğun kendisi üretim araçlarına sahip bireylerin gözünde bir araçtan ibaret hale geliyor. Yani her şey bir araç. Topluluk, biz kendimiz. Yabancılaşma giderek tüm yaşama yayılıyor. Birey bunun dışına çıkmayı başaramıyor ve artık o yabancılaşmanın genelleşmesiyle beraber burada bir o özneliğin, öznelliğin bir sorunlu hale gelmesini görüyoruz. Çözüm aramaya başlıyoruz. Bütün ilişkilerin baş aşağı göründüğü bizim toplumumuzda, 110. sayfanın ortaları, kapitalist toplumda diyelim, birey kendisini yalıtarak gerçekleştireceğini sanabilir. Bu günümüzde de çok yapmaya çalıştığımız bir şey değil mi? Kendine dön, içine dön ki kendini gerçekleştir. İç potansiyelini keşfet. Her gün yeni bir şey okuyoruz değil mi bu konularda, Twitter'da, başka yerlerde. İstersen yaparsın. İşte senin tek ihtiyacın olan güçlü bir irade. Öyle mi gerçekten? Hayır değil, biliyoruz. Ama bunu yapmaya çalışıyor insanlar. Kendi toplumsal köklerinden, temelinden daha da kopar bunu yapmaya çalışarak. Daha da yoksun hale gelir. Çünkü o toplumsal bağlantıları unutuyoruz. Sorunların toplumsal temelini unutuyoruz. Bir şeyi istemenin, onu yapmanın da garantisi olmadığını unutuyoruz. Ondan sonra kendimizi bireyler ancak teorik soyutlamalar olarak kavruyoruz ya da salt biyolojik varlıklar olarak kavruyoruz. Bu da bence bugün için çok önemli. Yani ya biz bireyler olarak ruhtan ibaretiz. Bizim önemli olan ruhumuzdur. Bizi biz yapan ruhumuzdur diyoruz. Pek çok yaşam koçu da bize bunu hatırlatıyor değil mi? Ruhunu bul. İşte biraz mistik yönelimi olanlar bunu söylüyor. Biraz daha az mistik yönelimi olanlar belki iç yaşamını keşfet diyor. İşte kendi iç yaşamını unuttun, hep dışa bağımlısın. Akıllarda dışa bağımlıyız. İç yaşamına dön. O iç yaşam ne? Yani yine bir şekilde dış tarafından belirlenmeyecek mi? O şey, ideal. Evet, biz insanlar hedef koyan varlıklarız. Üretim demek bir yandan da hedef koyarak şeyi üretim sürecini gerçekleştirmek demektir. Ama biz ideallerden ibaretiz. İnsan idealdir demek başka bir şey. Bakın dikkat ederseniz ruh, iç yaşam, ideal. Bunlar gerçekte var olan şeyler. Evet, bir ruhumuz var insan olarak. Bunu söylemek için illa bir spiritualist veya bir işte idealist olmanız gerekmez. İç yaşamınız var. Neden olmasın? Evet, ideal. Ama insanı bundan ibaret görmek aslında tam da buradaki sorundur. Veya salt biyolojik varlık olarak görmek. Beden. Biz insanlar
işte bedenli varlıklarız. O beden içinde ortaya çıkan işte çeşitli arzular var, tutkular var, libido var. İşte ve bunlar üzerine ket vuruluyor, bunlara ket vuruluyor. Bunlar eğer şahlanırsa, hani dönem dönem moda olur ya, duygular ayaklanması, hani çok da devrimci bir şeymiş gibi anlatılır. Bedenden ibaret bir insan ve o bedeninin özgürleşmesiyle aslında özgürleşecek bir toplum tasavvuru yapılır. Bu da yine bir tek boyutluluk. Yani tek boyutlu insan diye bir kitabı vardır. Marcuse'nin başka bir konudan bahseder de burada hani bu anlamda bir tek boyutluluktan bahsedebiliriz. Yani evet, bunlar hepsi insanın bir şeyi, bileşeni. Zihnimizle, bedenimizle insanız. O zihnin veya bedenin bir kısmını alıp da insanın ta kendisiymiş gibi anlatıp çözümü de o ta kendinin gerçekleşmesi olarak anlatırsak işte orada bir sorun vardır. Peki çözüm ne? Madem o insanın, o bireyin tek bir boyutunu ele almadık, nasıl kurtulacağız? Kurtuluş, sorun gibi kurtuluş da toplumsal olmak zorunda Lefebvre'e göre ve madem üretim sürecini hep tarif ettik, proletarya bu toplumun somut öğesi, pratik veçesidir. Şeylerin maddiliği ve direnciyle, mevcut varoluşun çeşitliliğiyle, emek dolayımıyla sürekli temas halindedir. Yani burada yine bir sınıfsal çelişkilere, sınıf mücadelelerine dönmemiz gerekiyor. Gerçek anlamda kurtuluşu hatırlamak için. Bakın dikkat edin burada. Proletarya ile başlayan sözcüklerde aman işte yine bir 19. yüzyıl efsanesini canlandırıyor musunuz 21. yüzyıl koşullarında? Proletarya mı kaldı, böyle bir kahraman proletarya mı var canım diyeceksinizdir belki. Öyle bir şeyden bahsetmiyor. Lefebvre burada işte ezilmiş proletarya bizi kurtaracak olan bir işte şeydir, Mesih gibi bir şeydir falan demiyor bunu kesinlikle. Biziz ya proletarya, yani bunu anlatıyor aslında. Yani biz birey olarak işte arzularımıza ket vuruldu, ruhumuzu yaşayamıyoruz, işte içsel dünyamız çok parçalanmış durumda diye anlattığımız şey aslında sınıfsal konumumuz, sömürülmüşlüğümüz. Ha, buna ekleyebiliriz belki başka şeyler. Toplumsal cinsiyet açısından tabii katmerlenmiş ezme, sömürme biçimleri olacaktır. Başka şeyler de olacaktır. Ama bizim toplumdaki sınıfsal ve diğer buna eklem bununla beraber, bunu besleyen ve bundan beslenen tahakküm biçimleriyle beraber varoluşumuzdur aslında esas mesele. Ve bizim proletaryanın aslında tam da bileşeni olduğumuzu hatırlamamız belki bunu tam da başlatacak olan şey. Hatırlamamız tabii yetmiyor. O mücadelenin içine katılmamız, mücadeleyi inşa etmemiz burada. Lefebvre'in bahsettiği. Çünkü burada proletaryayı öyle dar anlamda sanayi proletaryası olarak tarif etmiyor. En gelen anlamıyla emekçiler, işçiler, yani sömürülen şey. Burada bir mavi yaka efendim, üreten emek şey, bu ayrımları yapma lüksümüz de olmadığını düşünüyorum ben. Lefebvre bunu 30'larda yazmış, 60'larda güncellemiş de 2020'li yıllardan baktığımızda emek süreci içinde evet sömürülüyoruz çeşitli boyutlarda. Evet, kazanç düzeylerimiz farklı olabilir, işte maaşlarımız farklı olabilir şey, ama son dönem işte maaş şeylerinde de gördük, maaşlanma tartışmalarında. İşte ben bir asistan doktor olarak nasıl olur da efendim asgari ücretten daha ne deniyordu? Kuryelerden daha az şey alırım. Yani işte bunu dedirtmemektir belki tam da işte o proletarya vurgu yapmak, mücadele şeyi, ekseni tam da oraya çekmek. Çünkü burada ne yapıyor işte? Kendini bir ideal olarak anlatıyor aslında. Ben bu toplumda ideal olanı, yani işte iyi bir üniversite bitirme işini yapmışım. Doktor olmuşum. Nasıl olur da bunu yapmayan ve sadece bedeniyle çalışan biri benden az ücret alıyor? Diyene karşı işte bu toplumdaki o kendini gizleyerek de olsa süre giden o mücadeleyi belki hatırlatmak. Tam da o şeyin başlangıcı. Kurtuluşun başlangıcı. Ha, bilinçlenme dediğim gibi baştan beri söylüyorum onu. Bu şeyin garantisi değil. Bu durumdan kurtulmanın bir garantisi değil. Ancak bir şey olabilir, bir adım olabilir. Diyalektik materyalizm demiş Lefebvre. Felsefi kültür, ekonomi, bilim ve reformcuların bütün umutları adına proletaryanın durumunu kavrayarak bu durumun yarattığı sınırları aşmaya çalışsa da proletaryanın ifadesi olarak oluşmuştur. Diyerek materyalizm zaten baştan beri anlattığımız tam da proletaryanın bir ifadesi. Bu sınıflı toplumun ifadesi, bu sömürülü, tahakkümlü toplumun ifadesi. Ve bunun aşılması için aslında var olan bir teori. Ve evet,
diyalektik materyalizm, artık materyalist hümanizm kavramını da kullanmaya başlıyor buradan itibaren Lefebvre. Kendinde ve kendisi için tohum halinde olma, kendinde ve kendisi için tohum halinde olma ve gerçekleşme, yabancılaşma ve aşma, nesne özne, öz varoluş gibi idealist kavramları bir şekilde yine kullanıyor bu materyalist teori ama daha farklı bir şekilde kullanıyor. Yani bu kavramları kullanmamız bizi idealist yapmıyor. Tam tersi materyalist bir perspektiften bunu yeniden yorumluyoruz demeye çalışıyor Lefebvre. Bizim kullandığımız diyalektik yabancılaşma kavramı oluş halindeki insan tasvirini özetliyor. İşte bir şekilde doğadan kopmuş insanı değil. Ve bu yabancılaşmış insan üzerinden biz bugünün ve geleceğin insanını da aslında düşünüyoruz. Burada praksis kavramı karşımıza çıkıyor. Mert Güner'in geçtiğimiz hafta sorduğu bir soruydu. Burada yanıt verme fırsatı bulayım. Praksis nedir bu çokça şey yapılan, anlatılan, biraz da bir tür neredeyse mistik bir kisve bürümüş bu kavram praksis. Yani Marksist teoride çok karşımıza çıkar. Hiç öyle abartmamamız gereken bir kavram. Eninde sonunda Yunanca pratik diye çevirebileceğimiz bir kavram. Bir terimden türemiş bir kavram ama Marks'tan sonraki Marksistler bunu neden bu şekilde özellikle kullanma derdindeler? Praksis tam da insanın bir bedeniyle, zihniyle var olan ve eyleyen bir insan olduğunu hatırlatan bir kavramdır. İnsan faaliyeti bir praksistir. Neden? Biz insanlar olarak bedenimizle ve zihnimizle doğayı değiştiririz, dönüştürürüz ve faaliyetimiz tam da bu bedensel, zihinsel faaliyettir. Zihnimiz bedenimizin içindedir. Zihinden önce bir beden gelir. O yüzden bir eğer tarihsel olarak ya da zamansal olarak öncelik ilişkisi varsa bu beden olacaktır. Hani eninde sonunda zihin ortadan kalksa bile beden, ölü bir beden olarak da olsa varlığını sürdürebilir, her neyse. Ama insan faaliyet dediğimizde hem bedenli hem zihinli bir faaliyetten bahsediyoruz. Praksis demek faaliyetin bu iki boyutunu birden hatırlamaktır. Bedenimizde var olan ve zihnimizde hedefler koyup, kavramlar koyup, kurumlar oluşturup ona göre hareket eden insanlarız. Bir de şu anlamda bir şey hatırlatır praksis. Biz insanlar yalıtık varlıklar değiliz. Çünkü bu praksis, yani o doğayı dönüştürme faaliyeti bir toplumsal faaliyet. Yani bedenli, zihinli ve toplumsal olduğunu hatırlatmaktır aslında bir praksisten bahsetmek. Bütünlüklü insan dediği şey de tam da bu. Biz insanlar bütünlüğümüzü kaybetmişiz. Bütün bu süreç içinde kah nesnelleştirme yapıp kendi ürünümüz olan şeyleri başkalarının ürünüymüş ya da bizim failimizmiş, işte bizim bize etki eden özelimiz gibi düşünerek kah kapitalizm koşullarında veya işte sanayi koşullarında ürünümüze yabancılaşarak, bazen özneliğimizi yitirerek vesaire. Ama her seferinde aslında bedenimizde, zihnimizde, toplumsallığımızda muhafaza ediyoruz farkında olmasak bile. Bütünlüklü insan tam da bu praksisi hatırlayan insandır. Yani insan faaliyetinin beden, zihin ve toplum unsurları üzerine kurulu bir faaliyet olduğunu hatırlamaktır. Bu hatırlamak da maddi anlamda bir hatırlamaktır. Çünkü yine bu üçünü birbirinden ayırmadan düşünelim. Salt bir bilinç sıçramasıyla hatırlamak değildir. Mücadele içinde hatırlamak. Dönüştürmeye çalışarak hatırlamak. Belki örgütlenerek hatırlamak. Bütünlükte insan dediği de bu. Yani bir metafizik bir şeyden bahsetmiyor. İşte parçalanmış bir insanın yeniden o insanlıkla bütünleşmesinden falan bahsetmiyor. Zaten ait olduğu, zaten aslında parçası olduğu ama çeşitli işte nedenlerle, işte ideolojik nedenlerle, başka nedenlerle bunun varlığının ayırdığında olmadığı, o bütünlüğe yeniden dönmesi ya da onu pratik olarak inşa etmeye çalışması anlamına geliyor. Ha, bu neye getirecektik? Mesela zihin faaliyetinin beden faaliyetinden üstün tutulmamasını getirecektir. İşte hepimiz beden sahibi olduğumuz gibi hepimiz beden ve zihin sahibi varlıklar olarak doğayı dönüştürüyoruz. O yüzden bir zihin emekçisinin emeği beden emekçisine üstün değil deyip orada bir ortak mücadele yaratabilmektir belki. İşte tek tek bireyler üzerinden bedenimizi, zihnimizi, bedenimizi ve veya zihnimizi güçlendirmeye çalışmak yerine toplum içindeki bireyler olarak bütün toplumun yine o
sınırlılıkların aşmaya çalışmaktır. Bu anlamda yabancılaşmayı aşmak insanın kendine dönüşüdür. İnsanın öyle bir tanrısal özüne geri dönmesi, doğal özüne geri dönmesi falan değildir. İnsanın insan olarak kendine dönüşüdür. İnsanın işte beden, zihin sahibi, toplumsal varlık olarak kendi kendini yeniden inşa etmesidir. Gelecek tasavvurumuz hakkında da bu tabii bir bilgi veriyor. Çünkü burada bir yeni bir gelecekten bahsediyoruz. Somut toplumsal eşitliğin kurulması. Bundan bahsediyoruz. Çünkü bu bahsettiğimiz ve bunun türevi olan eşitsizlikler, yani zihin emeği, beden emeği, üretim sürecinde ortaya çıkan diğer eşitsizlikler, işte mülk sahipliği üzerinden ortaya çıkan eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, bütün bunların aşılması. Ama diyor Lefebvre, bu toplumsal eşitliğin korunması doğal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayacaktır. Belirgin kılacak bireysel yeniliklere açılım fırsatı tanıyacaktır. Bakın, aslında pek çok Marksist'in de söylemeyeceği bir şey söyledi. Gelecek toplumu tasavvur ediyor. Anlatmaya başlıyor. Kısaca her Marksist'in yaptığı gibi. Gelecek toplumda, geleceğin toplumda, sosyalist toplumda veya komünist toplumda diyelim. Toplumsal eşitsizlikler ortadan kalkacak. Bir toplumsal eşitlik olacak. Yani bir sınıfsal eşitsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği olmayacak. Ama doğal eşitsizlik diye bir şey var diyor. Var olmaya devam edecek ve bu bir hiyerarşiye zemin hazırlamayacak diye bunu okuyalım. Bireysel yeteneklere açılım fırsatı tanıyacak. Şimdi bu tabii tartışılacak bir şey. Yani bireysel yetenekler arası farklılık doğal farklılıklardan mı kaynaklanır? Doğrusu bu benim verebileceğim bir şey değil, yanıt verebileceğim bir şey değil. Çünkü nöroloji, biyoloji pek çok konu burada devreye giriyor. Tam da bu nedenle bizim bir toplum ve doğa bilimleri arasında bir diyaloğa ihtiyacımız var. Bunu gerçekten bilebilmek için. Ama söylemeye çalıştığı şey şu. İsterseniz bu cümleyi atıp şey diye düşünün. Somut toplumsal hiyerarşiler ortadan kalkacaktır. Ama bireyler arası farklılıklar devam edecektir ve yeteneklere açılım fırsatı sağlayacaktır diye daha tartışmasız bir zemine tanımış oluruz, taşımış oluruz. Mesela Schanzayers Marx ve Yabancılaşma kitabında pek çok yerde tam da bundan bahsediyor. Yani komünist toplumun, sınıfsız, sömürsüz toplumun tamamen bütün farklılıkların ortadan kalkmadığı, tam tersi farklılıkların bireysel yetenekleri tetiklediği bir toplum olacağından bahsediyor. Bence Lefebvre'nin burada bahsettiği bu. Şey bizi bence çok bir yere getirmez. Yani bu bireyler arası farklılıklar, işte benim müziğe yetenekli olmamam da efendim başka bir şeye yetenekli olmam acaba doğal bir özelliğinden mi kaynaklanmak? Yani bu o kadar bence önemli değil. Önemli olan bu şey, geleceğin toplumunda bu yeteneklerin açılım fırsatı bulabilmesi. Bu da bütünlüklü insanın ortaya çıkmasının bir şeyi, ön koşulu belki de. Çünkü bütünlüklü insan dediği şey Lefebvre'nin özgür topluluğun, özgür bireyi, olası bireyselliklerin sınırsız çeşitliliği arasında serpilen bir bireysellik bu. Yani bu aslında çok vurgulanması gereken bir şey. Marksist teorinin çok baskın bir kısmında aslında bu hep unutulan bir şeydir. Sanki Marksizmi bir bireyliği ortadan kaldıran bir kolektivizm gibi anlatma çabası çok yaygındır. Halbuki Marx'ın daha Alman ideolojisi, daha önceki eserleri pek çok şeyinden itibaren bu bireysel potansiyelin ortaya çıkacağı bir geleceğin toplumu hep karşımda şey vardır. Ha, bunu nasıl bulacak o bireysel potansiyelleri? Toplumla olan bağlantıların yine kurarak. Yani bireyin toplumda erimesi değil de bireyin toplumla olan ilişkisini tekrardan ve eşitlikçi bir şekilde kurarak aslında o bireysel potansiyeli ortaya çıkarma çabası. Bu neden kaynaklanıyor? Tam da kitabın en başında söyleyeyim. Çelişki anlayışından belki de kaynaklanıyor. Çünkü Marx'ta, Marksistler'de birey ve toplumu birbirlerine dışsal şeyler olarak görmüyorlar. Gerçek anlamda bireyliğimizi toplumda, toplumsal eşitlikte, gerçek anlamda bir toplumsal eşitliği de bireysel çeşitliliğin teminat altında alınmasına, bireysel yaratıcılığın teminat altında alınmasına bulabiliyoruz.
burada yaratıcılık dedi diye illa onu bir işte efendim Nietzsche'ci düşünür şey olarak falan görmemiz gerekmiyor. Zaten Marx'ın kendi eserlerinde bu sık sık karşımıza çıkan bir şeydir. O Alman ideolojisinin meşhur komünizm tasvirini hatırlayalım. İşte sabah balık tutan, öğleden sonra eleştiri yazısı yazan sınıfsız sömürüsü toplum insanlarından, komünizm insanlarından bahsettiği pasajlar önemlidir. Yani öyle gülüp geçirecek şeyler değil. Bizim belli mesleklere mahkum olmadığımız ve boş zamanlarımızda kendi potansiyellerimizi geliştirme imkanımızın olacağı bir gelecek topluma şeyimizin olduğu, hakkımızın olduğu fikri aslında bu. Anlatmaya çalıştığı. Bütünlüklü içeriye doğru dediğinde de aslında tam da bu konuyu özetliyor. Çünkü bütün bu bahsettiklerimiz şeyin başından beri, kitabın başından beri bahsettiğimiz o içeriği her seferinde ne yaptık? Biz somut gerçeklikle kıyasladık. Yani somut gerçekliği bütün zenginliğiyle, bütünlüğüyle kavrama çabasını getiriyor. Ve problemleri gerçekten çözmek istiyorsak eğer, o zaman bütünlüklü içeriği kavramamız gerekiyor. Ve baştan beri söylediğimiz şey aslında en başa döndüm. Bütün bu tartışmalar nedendi? Bütün bu diyalektik materyalizm ihtiyacı neden? Neden formel mantığa karşı mücadele ederek başladı Lefebvre öyküsüne? Tam da bunun için. Biz eğer çok sınırlı ama işte sadece matematik ya da formel mantık dilini kullandı diye evrensellik iddiasında olan önermelerle, hipotezlerle, aksiyonlarla yola çıkıp toplum hakkında söz söylemeye çalışırsak aslında var olan toplumu dondurup bir de onu çok güzel bir formel dille aslında sadeleştirip onun dönüşümünün önündeki engelleri yeni bir engel ekleyebiliriz. Ha, buna karşılık o formelliği aşıp, gerekirse içeri aşıp, kullanarak aşıp o bütünlüğe doğru yol alırsak eğer, o bütünlüğü gerçek anlamda kavrama, yani dönüştürüp aşma imkanımız da olur. Nedir bu? İşte farklı olguları birbiriyle bağlantı içinde ve bütünlükle bağlantısı içinde incelemek demek sadece bir metafizik, spekülatif çaba değil Lefebvre'e göre, aynı zamanda bir dönüştürücü çaba. Çünkü bir unsuru, bir olguyu toplumsal bütünlüğü içinde veya doğal toplum bütünlüğü içinde ele alırsak eğer, o zaman çelişkileri içinde bulunduğu o şeyi, belki bizim içinde bulunduğumuz yanılsamaları, o yalın gerçekliğin belki gizlediği çatışmaları, mücadeleleri, sömürüyü, tahakkümü keşfetme ve bunları aşma imkanımız da olacaktır. O yüzden diyalektik materyalizm pek çok şeyin yanında aynı zamanda bir praksis felsefesidir. İnsanın bir bütünlüklü varlık olduğunu hatırlatmak, insanın toplumun ve doğanın parçası olduğunu hatırlatma çabasıdır ve bunu hatırlatmakla kalmayıp bir somut değişim, dönüşüm perspektifi de ortaya koymaktır. O yüzden Marx'ın 11. teziyle belki anlam kazanır. İnsanlar, filozoflar dünyayı çeşitli açılardan yorumlamakla yetindiler. Mesele onu değiştirmektir. Yani yorumlamanın bir dönüşüm perspektifiyle tamamlanması gerekir. Evet. Diyalektik materyalizm kitabımızın böylece sonuna geliyoruz. Görece kısa diyebileceğimiz 116 sayfalık bir kitaptı ama 11 haftada bence bütün ayrıntılarına da tabii giremeden inceledik. Böyle derinlikli bir okumaya da fırsat tanıyan bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Henri Lefebvre tabii bu kitaptan sonra pek çok başka çalışma da yapıyor. Türkçe'ye çevrilen, çevrilmeyen pek çok çalışması var. Mekan üzerine, zaman üzerine, gündelik hayat üzerine, kimisi çok ciltli çalışmalar, kimisi daha kısa çalışmalar. Ve bu daha geniş 20. yüzyıl Marksizmi, diyalektik materyalizm, Hegelci Marksizm pek çok şeyde işte bunlara el alabiliriz. Bu ekoller içinde de incelenmeyi hak ediyor. Evet, 11 hafta boyunca olan ilginiz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu seminerleri
benimle birlikte aynı odada, aynı salonda yapan, düzenli olarak takip eden, sorularıyla aslında pek çok yeni soruyu da, yeni cevabı da teşvik eden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yer yer onların da adlarını andım, adlarını anmadıklarım da oldu. Onlar da affetsinler beni. Ve başka okuma faaliyetlerinde tekrardan görüşmek üzere diyorum. İyi günler dileklerimle.